haftanın ilk gününden selamlar. EkoTürk'teyiz. Yapısal parite başladı. Yapı sektörünü, gayrimenkulü, mimarlığı, inşaatı yapısal paritede konuşuyoruz. Bugün konuğumuz Vefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner. Orhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, süremiz kısıtlı. Ben hızlıca konuya girmek istiyorum. Şimdi çelik yapılar üzerine, özellikle hafif çelik yapılar üzerine çalışıyorsunuz. Vefa Grup olarak bir alt markası Vekon olarak. Evet. Hafif çelik bizim ülkemizde özellikle her deprem sonrası, ülkedeki böyle acı haberler sonrasında maalesef gündeme gelmeye başlıyor. Tabii burada konuşmamız gereken şey şu, depremi beklememize gerek var mı? Alternatif yapım sistemleri nedir? Sadece betonarmeyi mi konuşmalıyız? Yoksa hafif çeliği, çeliği başka yapım sistemlerinde konuşmalı mıyız? Biz Türkiye'de hafif çelik veya çelik konusunda nasıl bir bilinçteyiz acaba? Teşekkür ederiz. Soru çok güzeldi, güzel geldi. Evvela davetiniz için de teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki çelik yapı bilinci için bu tür programları önemsiyoruz. Şimdi tabii Türkiye'de çelik yapım, çelik yapı sistemi ve yanında hemen hafif çelik yapı sistemi aslında 2000'lerde, 2000'in başında Türkiye'nin gündemine geldi. 2000'de ilk hafif çelik yapı binayı biz yapı fuarında sergileyerek Türkiye'nin gündemine getirmiş olduk. Daha sonra 2010 bir Van depremiyle, daha sonra 2020 Malatya ve Elazığ depremlerinde çok yoğun bir şekilde gündem oldu ve kullanılmaya başlandı. Şimdi tabii çelik yapı dünyada 80 yıldır, 100 ile yakın bir süreçtir çok kullanılan, çok katlı olarak çok kullanılan, aynı zamanda da tek katlı veya birkaç katlı yapılarda da çok hafif çelik yapılarında kullanıldığı bir yapı sistemi. Tabii Türkiye şu anda dünyada, Japonya'da çelik yapı kullanım oranları %90'lara ulaşmış. İran'da bile şu anda %50. Amerika'da %50. Avrupa'da %50'lere yaklaşmış. Türkiye'de toplam çelik yapı oranı yapı stoğunu %5'lerinde. Ve bu da çoğu sanayi yapıları. Peki niye çelik yapı? Biz betonarmeyi zaten yapıyoruz. Derdimiz ne? Tabii çelik yapının avantajları betonarme yapı sistemlerine göre ön üretimli bir yapı sistemi. Siz bunu daha evvelden, önceden projelendiriyorsunuz, fabrikanızda üretiyorsunuz, sahaya çok az bir kısım kalıyor. Yani süre kısıtınız varsa çelik yapı sizin için bir kurtarıcı oluyor. Çelik yapı da bir de tabii kontrollü bir projelendirme ve üretim olduğu için sahadaki uygulamalarınızda kontrolsüz bir kurguya giremiyorsunuz. Bir ahenk içinde sistem ilerliyor. Hem kısa sürede hem de uygulama hatalarından uzak bir yönetim olmuş oluyor. Peki bunun dezavantajı yok mu? Şu an için ülkemizde yetişmiş eleman, mimar, mühendis ve saha uygulamacılarından kaynaklı dikkatli bir şekilde ilerlemezsek çelik yapıda da sıkıntılar yaşayabiliriz. Yani doğru projenin edilmesi lazım. Doğru bir şekilde aynı o işe uygun malzemelerin kullanılması lazım. Çünkü farklı bir disiplini konuşuyoruz. Betonarmeden tamamen farklı. Temelde betonu kullanıyorsunuz. Sonra yollarınız ayrılıyor. Dolayısıyla bu sistemi o ahenk içinde kullanmak gerekiyor. Evet, bir de şu aslında bir oran verdiniz. %5 Türkiye'deki evet. Kullanım oranı. Bunun da çoğu sanayi dediniz. Doğru. Kalan kısmında da konut tarafında da genelde küçük konutlar ya da tekil konutlarda buna evet. Çok ilgi var. Ya da öyle bir kanıksanmış bilginin üzerine bu iş devam ediyor. Farklı ülkelerde farklı tipte projeler yaptınız. Ben inceledim programdan önce. Evet. Baktığımız zaman bu projeler sadece konut projeleri değil, kamu yapılarında da bunu görüyoruz. Aslında evet. Bu ayrımı çok ciddi bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor ki sadece konutla ya da işte sadece küçük tipolojili yapılarda
bu bir çözüm değil. Başka yapı tiplerinde de bunu kullanabiliyoruz. Siz bu konuda ne söylersiniz? Ben isterseniz şöyle bir genel bir şey açıklamada bulunayım. Biz yaklaşık 33 yıllık bir ön üretimli yapı grubuyuz. Yani hem prefabrike yapılar, çelik yapılar, hafif çelik yapılar hem de ayrıca bir yapı malzemesi olarak fiber sement levhalar üretiyoruz. Tabii fiber sement levhayı da çelik yapılarla o ahengi sağlamak için de kullanıyoruz. Duvar cephe sistemlerini kaplamak için, paneller yapabilmek için aynı sektörün içinde bir aynı bileşeni kullanıyoruz. Biz dünyada şu ana kadar 7 milyon metrekare bina yaptık. 120 farklı ülkede iş yaptık. Gabon'dan, Venezuela'dan, Sibirya'dan, Yemen'den, işte Umman'ından yani 120 farklı ülkede ön üretimli yapı sistemlerini uyguladık. Ağırlıklı çelik yapıyı, hafif çelik yapıyı Malezya'sından, mesela Venezuela'da 4 katlı tamamı hafif çelik apartmanlar yapıldı. Yapısal çelikten otel binaları yaptık. Dünyada bu sistemler çok biliniyor. Ve kullandığımız ekipmanlar tamamen dünyanın bildiği ekipmanlar, makinalar, yazılımlar. Türkiye'de bu süreçte de biz yaklaşık 2000 yılından beri sadece konut değil, sadece tek katlı köy evleri değil, çok katlı üniversite binaları, yurt binaları yaptık. Yani tabii bunları bu anlamda sektör belki betonarme kadar güçlü lobisini kurgulamadığı için çok da gösteremedik. Ama deprem dönemlerinde özellikle çok acil ihtiyaçlardan kaynaklı, süre kısıtlarından kaynaklı bizim sektörümüz çok öne çıkıyor. Yani biz 45 günde hastane yapıyoruz. Yaptık. Bunlar ortaya çıktı. En son Defne Hastanesi'nin yapımı 28 gün gibi kısa bir sürede üst yapı olarak tamamlandı. 3-4 tane sektörden arkadaşlarla beraber toparlamış olduk. Yani çelik yapı, daha sonra okullar, şu anda yurtlar yapıyoruz çelikten. Peki hafif çelik mi, yapısal çelik mi? Evet, bu çok önemli bir soru evet. Aslında. Yani biz bir proje sunduğumuzda ya da mimari ekipler bir proje üzerinde çalıştığı zaman aslında tabii ki mimari ekipler detaylara hakim. Hafif çeliği öneriyor. Müşteri şunu soruyor. Neden? Neden hafif çelik? Evet. Neden hafif çelik? Şimdi aslında 2018 deprem yönetmeliği bize hafif çelikte kısıtlar veriyor. Yani maksimum işte 10 metreye kadar veya işte 3 katı aşmayacak şekilde hafif çeliği sınırlandırıyor. Biz bunlarla hafif çelikle siz tamamı hafif çeliği okul yapamazsınız. Hastane yapamazsınız. Bunun süreklilik şartlarına göre hareket etmeniz lazım. Ve yapısal çelikle birlikte hafif çeliğin kullanıldığı biz hibrit yapılar tasarlıyoruz. Ama tek katlı köy evlerini, şu ana kadar TOKİ'nin ihale ettiği yaklaşık 50 binin üzerinde köy evi. Biz bunun bir 500 tanesini işte Artvin'de, Afyon'da ve Manisa'da yaptık. Tabii şimdi neden hafif çelik? 10 santim betonarme ağırlığına denk gelen bir üst yapıdan bahsediyoruz. Toplamda maksimum 250 kiloları bulan tüm duvarları dahil bir yapı sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla yapı çok hafif. Zemine gelen yükler çok hafif. Ve bu hafif çelik yapıda tamamen yeni nesil malzemeleri kullanıyorsunuz. Fiber sementinden taş yününe, alçıpanına, üzerindeki metal kiremitlere kadar tamamı hafif malzemelerle ilerliyorsunuz ve bunları bir ahenk içinde yapıyorsunuz. Dolayısıyla uygulamada da işçi inisiyatifini en azı indiği bir yapı kurgulamış oluyorsunuz ve bir surat kazanıyor, bir avantaj sağlıyor. Tabii yeni nesil bir takım mühendislik teknikleriyle belki zemindeki yükleri de azalttığımız için onlara da bir takım teknikler geliştirmek gerekecek. Yani normal betonarme temel sisteminden farklı bir şeyler daha katmamız gerekiyor ki maliyetleri o anlamlarda da avantaj sağlayalım. Yapısal çelikte tabii daha farklı bir disiplin. Yani çok katlı binaları da yapısal çelik yapıp ona göre o disiplini yönetmemiz lazım ama
Burada en önemli nokta şu. Mimari olarak betonarme mantığıyla çelik yapı kurgulanmaması gerekiyor. Biz şimdi görüyoruz uygulamaları. Çelik yapı yapıp tuğla veriyor. Bu olmaz. Yani tuğla farklı çalışır depremde, çelik başka çalışır. O zaman onun aynı enstrümanlarla birlikte hareket edecek yapıları, malzemeleri kurgulamanız gerekiyor. Yani çelik yapının mühendisliği kadar mimarlığı da önemlidir. Bu noktada üniversitelerimize, mühendis mimar odalarımıza ciddi anlamda iş düşüyor. Biz sektör olarak buna öncülük ediyoruz. Mesela biz kendi grubumuzun içinde yaklaşık 15 tane mimar mühendis arkadaşımızı bir araya getirerek 1,5 yıl, 2 yıl gibi sürede detay kitapları hazırladık. 350 sayfa Türkiye'nin farklı iklim bölgelerini kapsayan, yapı farklı malzemeleri kapsayan mimari detay kitabı hazırladık ki sahada yanlış uygulamalar yapılmasın diye. Çok çok değerli bir çalışma gerçekten. Teşekkür ederiz. Sektör adına bir teşekkür ediyorum ben de. Özellikle çelik yapılarda, keza hafif çelik yapılarda da bu geçerli. Kullanıcıların şöyle bir endişesi olabiliyor. Keza benzer bir soru da şu an bir izleyicimiz sormuş. Yangına karşı dayanım. Bu ön yargıyı bir ortadan kaldıralım isterseniz. Yani yangına karşı çelik yapıların davranışı nasıl? Buna nasıl önlemler alınıyor? Neler yapılabilir? Şimdi teşekkür ederim, bu soru da güzeldi. Şimdi tabii çelik yapının güzel, hafif yapıyorsunuz, ön üretimli yapıyorsunuz, hızlı yapıyorsunuz. Belki maliyetleriniz yapı sistemine göre bazen avantajlı oluyor, bazen maliyetler değişebiliyor. Ama diğer taraftan da sesi, hem darbe sesini hem konuşma sesini, ısıyı, efendim yangını yönetmeniz gerekiyor. Şimdi dünyada bu sistemler aslında çözülmüş. Bize düşen bunları güzel inceleyip, ciddi anlamda çalışıp detaylarımız. Bizim de amacımız o detay kitabını hazırlamak da buydu. Tabii tek katlı bina yapıyorsunuz, yangın kaçış süreleri bellidir. Biz F90'a kadar bunları sağlayabiliyoruz. Yani hafif çelik binayı yapıyorsunuz. Mesela biz fiber sement üretiyoruz. A1 yanmaz. Bunu kullanacaksınız. A1 yanmaz malzemelerle ilerleyeceksiniz. Sesi buna bağlı yöneteceksiniz. Zaten siz sesi yönettiğinizde, o malzemeyi de kullandığınızda yangını da aynı malzemeyle çözebiliyorsunuz. Kullandığımız tüm malzemeler A1. Çelik, taş yünü, fiber sement, yerine göre alçıpan, yukarıdan aşağı yine çatıdan başlayan tasarımlar A1 yanmaz malzemelerle ilerlediğinizde sistem toplamda çözülmüş oluyor. Ve sizin elinizde. Siz bunu F30 mu çözmek istiyorsunuz? 60 mı çözmek istiyorsunuz? 90 mı çözmek istiyorsunuz? Bu tamamı bir ahenk içinde aslında çözülüyor. Bunun da teknik olarak çözümleri mümkün. Hesapsal değerleri de var. Ve çok uygulama yaptık. Ve biz bunlarla ilgili dikkatli bir şekilde ses geçişlerini, ısı köprülerini yok ettiğinizde, oralara dikkat ettiğinizde bu noktada başınız ağrımıyor. Aslında burada başarıyı bu bütünsel bakış ve detaylardaki kesinlikle doğruluk getiriyor kesinlikle bu noktada. F90, F60, F30 bunlar yangına karşı dayanım süreleri. Evet. Bunlardan da bahsediyoruz. Aslında bununla beraber sesi de yönetiyorsunuz. Yani önemli olan oradaki tamamen yanmaz malzemelerin sistemde kullanılıyor olması. Buna özellikle dikkat etmek lazım ve bu malzemelerde mesela ısı köprüleri, hafif çelikte, açık profillerde siz ısı köprülerini en az indiriyorsunuz. Çelik yapı yapıp da kutu profillerle duvarlarda kullandığınız köprüleriniz o anlamda aslında biraz artıyor. Açık profillerle gitmek lazım. Minimum ısı köprüleri oluşturmak lazım. Yüzeyleri de ona göre çözmemiz gerekiyor. Evet, demek ki doğru bir bilinçli tüketici, kesinlikle doğru bir proje ekibi, doğru bir uygulamacıyla kesinlikle burada hataya yer yok. Evet. Şimdi bizim gündemimiz sürekli bir kentsel dönüşüm. Evet. Kentsel dönüşüm hiçbir zaman son 10 senede, hatta 99 depreminden sonra dilimizden düşürmedik, düşürmememeliyiz de. Kentsel dönüşüm tabii gündeme gelince yapım sistemlerinde uzun uzun konuşmaya başlıyoruz. Sürelerden bahsediyoruz, maliyetlerden bahsediyoruz. Ve gerçekten ne yazık ki bizim sektörümüzde ilk akla gelen yapım sistemi betonarme. Evet, avantajları var, güzel kısımları var.
ama alternatifleri de düşünmeliyiz diye söylüyoruz. Burada kentsel dönüşümde hafif çelik bize bir ivme, hız kazandırabilir mi acaba? Yine söylüyorum, tabii hafif çelik şartnamelerin getirdiği kısıtlardan kaynaklı ülkemiz için söylüyorum. Yoksa Kanada'da gittiğinizde 9 katlı oteli hafif çelikten ben gördüm. Yani ama bizim ülkemiz bir takım uygulama kısıtlarından da kaynaklı maksimum 3 katlarda şu anda sınırlıyor. Şimdi hafif çelik olsun, yapısal çelik olsun, depremde tabii betonarmeye alternatif bir yapı sistemi olmalı. Yani zaten yeteri kadar orada bir şey var, iş yapılıyor. Bu tarafta da bir sanayi ürünü olarak siz çelik yapı sistemiyle inşa yapmaya başladığınızda ona göre mühendislik profilleri üretmeye başlayacaksınız. Biz şu anda bu anlamda biraz kısıtlıyız ülkemizde ve ithal ediyoruz ağırlıklı özel yapı profillerini. Nedir mesela onlar? Mesela özel bu ÜP'ler, HA'lar, bunların daha böyle mühendislik, çok optimum mühendisliği gerekecek profilleri biz şu anda Türkiye'de tam anlamıyla bir noktaya getiremedik. Yani Türkiye toplamda dünyada 8. Avrupa'da 2. çelik üreticisi. Ama 35 milyon ton toplamda bir çelik üretimi var. Fakat yapı çelikleri açısından biraz kısıtlarımız var. Yani 18 milyon tona yakın bir ihracatımız, bir o kadar belki ithalatımız var. Bunun içinde mühendislik profilleri de dahil. Yani siz projenize uygun ciddi profiller üretirseniz maliyetleri anlamda kısıtlarsınız. Bir kere buradan başlayacak hadise. Sanayi tetikleyeceğiz. Sanayi tetikleyeceğiz. Ön üretimli yapı sistemi olduğu için ona göre işte cephesinden tutun, çatısından tutun, bunları da sanayide üretiyor olacaksınız. Sahada da yine bir ön üretimli makine ve ekipmanlarla birlikte biz 20 yıl evvel başladığımızda Türkiye'de rolform makineleri yapılmazken Türkiye'de artık yapılıyor. Bunlar da tetiklenmiş oluyor. Ve bunun sayısı arttıkça buna göre mimarlarımızın, mühendislerimizin sayısı da artıyor. Şimdi tabii çelik yapıyı niye yapmalıyız? Süre, kentsel dönüşüm diyoruz. Biz şimdi kendi bulunduğumuz siteyi dönüştürmek istiyoruz. En erken 8 tane villanın dönüşüm süresi 1,5 yıl dediğimizde müteahhit ne yapıyorsun ya falan diyor. 2 yıldan erken kimse süre vermiyor. Şimdi burada süreler 1/3, 1/4 inecek durumda. Bir kere bu bir ciddi bir avantaj. Çok ciddi bir farktan bahsediyoruz. Tabii, ciddi bir avantaj. Yani yarısına bile inse bir şey. Biz şimdi mesela örnek bir projemiz var, kendi bir arazimiz var. 50 daireli bir 8 katlı bir apartmanı şu anda tamamen yapısal çelik ve hafif çelik cephelerle beraber, iç bölmelerle beraber hibrit olarak tasarlıyoruz. Ve ilk belki bir uygulama yapmış olacağız. Orada süreleri, maliyetleri de net görmüş olacağız. Ama ben maliyet ve süre avantajı açısından çok da avantajlı olacağını şu anda hesaplamalarımıza göre çözülüyor. Yani biz alternatif olarak sahada çelikçiler yapı sistemleri açısından olmalıyız. Evet. Bu bir öbür tarafta bir engel değil. Yani çok İstanbul'umuzun bunlara tahammülü yok. Yani çok ciddi anlamda hız avantajları sağlayacağız. Ama bunların tabii her zaman olduğu gibi doğru tasarlanması gerekiyor. Doğru yapılması gerekiyor. Doğru ehliyetli ekipler tarafından ilerlemesi gerekiyor. Tabii diğerinde insan kaynağı açısından ciddi bir altyapı oluştu betonarmede. Çelik yapı bu noktada daha emekliyor belki. Bu anlamda dikkatli gitmesi lazım. Tabii kamu bunu kabullenmeye başladı. 50 bin tane şu ana kadar hafif çelik yapının özellikle yapılması, okullar, hastaneler yapılıyor olması yapısal çelikte dahil olarak bunlar büyük adımlar ülke için. Ama dünyanın geldiği noktaya göre Türkiye çok daha yeni başlıyor bu hadiseye. Evet, biz sürekli şununla övünüyoruz. Biz inşaatçı bir milletiz. Biz inşaatı çok iyi biliyoruz. Bu bir gerçek. Peki ihracat konusu, bu konuyu konuştuğumuzda ilk akla gelen şeylerden biri. Evet.
İhracata yönelik fiili olarak neler var bu konuyla alakalı? Biz aslında dünyada bu noktada çok rahatız. Toplam üretimimizin yaklaşık dönemsel olarak değişiyor ama %30 ile 50 arasındaki ihraç ediyoruz. Şu ana kadar demin bahsettim 120 farklı ülkeye gittik. Ben fiilen 100'e yakın ülkeyi ziyaret ettim bu anlamda. Şimdi bizim önümüze tabii böyle işlerde mesela Somali'de bir hastane yapılacak. Bundan 8-10 sene evvelki bir proje. Beton yok, hiçbir malzeme yok. Siz gemiye tüm malzemeyi dolduruyorsunuz. Hafif çelik ve ona bağlı diğer malzemeleri. Cephe malzemeleri de dahil mi? Her şey dahil dolduruyorsunuz. 6 ayda 16 bin metrekare 250 yataklı bir hastaneyi ekiplere gönderip bitirip geri geliyorsunuz. Şimdi çok ciddi bir süre. Tam böyle. İşte pandemi oluyor. Kıbrıs'ta gittik. İşte bir müteahhit arkadaşımızla beraber. Onlar altyapıları toparladılar. 42 günde ileri kaba olarak hastaneyi bitiriyorsunuz. Dünyada bu anlamda yaptığımız çok proje var. Gabon devletiyle ciddi projeler yaptık. Malezya'da Petronas'ın projeleri yapıldı. Hem yapısal çelik hem hafif çelikten ciddi uygulamalarımız var. Çünkü dünya bunu zaten biliyor. Onlar için yabancı değil. Onlara bir daha anlatmamıza gerek yok. Ama Türkiye'de tabii daha dikkatli ve şey anlatmaya çalışıyoruz. Evet, aslında bu teknoloji, biz 2000'leri konuştuk programın tabii başında, dünyada daha öncesi var. Çok öncesi de başka var. Bir endüstriden geliyor aslında hafif tabii, çelik. Tabii. Yani uçak ve uzay sanayinde vakti zamanında işte trenlerin vagonlarında kullanılan hafifliğe çok daha ihtiyaç duyulan bir yapı malzemesi evriliyor ve başka bir sektörde kullanılmaya başlıyor. Tabii dünyada bu mesela kaynak mühendisliği bundan yani 1948'lerde başlıyor. Türkiye'ye geleli 10 yıl oldu. Ben aynı zamanda uluslararası kaynak mühendisiyim. Şimdi tabii bu sizin ihracat yapabilmeniz için olmazsa olmazlarınızdan, yani kaynaklı imalatlar da çok önemli. Yani çelik yapılar da özellikle önemli. Siz tabii bunu 10-12 yıllık bir hikayeden bahsediyorsunuz. 15 yıllık belki maksimum. Yani ülke tabii gündemine bunları daha yeni alıyor ve bu, ama ne avantajımız var? Çok çabuk adapte oluyoruz. Çok hızlı ilerliyoruz. Bu güzel bir şey. Bunu biraz daha dikkatli yaptığımızda inşallah ben kentsel dönüşümde de çok faydalanılacağı bu sektörden düşünüyorum. Hızlı adaptasyon konusunda üzerimize yok. Orada kesinlikle tereddüt yok ama biz pek sektörde artık neler yapabiliriz, neler yapmalıyız? Bir de bunu konuşalım isterseniz. Ben, biz üniversitelerle bizim diyaloglarımız çok fazla oluyor. Özellikle bu noktada üniversitelerin artık çelik yapı mühendisliğini, yani statik mühendisliği, çelik yapı tasarlayan özel mimarlarımızın ihtisaslaşması gerektiğini özellikle önemsiyorum. Mühendis ve mimar odalarımızın bu noktada kesinlikle programlar düzenlemesi lazım. Ve buna bağlı olarak da hepsi birbirini tetikleyeceklerdir. Yapı profilleri anlamında da ülkemiz daha böyle mühendislik profillerini gündemine alacaktır. Ve ithalatımızın bu anlamda da biraz belki önü kesilecektir. Tabii diğer taraftan da hep şikayet ettiğimiz ara eleman meselesi burada biraz daha önem arz ediyor. Belki bu anlamda meslek liselerimize bu noktada ihtisas bölümleri açılabilir. Diğer taraftan da sektör dikkatli bir şekilde bu kurguları yapıyor olması lazım. Çünkü öbür türlü kendi ayağımıza bir anlamda sıkarız. Çelik yapı farklı disiplinleri gerektirdiği için biraz bu süreci dikkatli bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Evet, o çok değerli. Aslında programdan önce de konuştuk. Akademi ve özel sektör işbirliği. Kesinlikle. İki değerli farklı bilginin bir araya gelerek iyi bir iş çıkarması için. Siz öyle olursa bürokrasiyi de ikna ediyorsunuz. Tabii bürokratımız çok dikkatli hareket ediyor haklı olarak. Onlara da bu disiplinlerle gittiğiniz zaman ikna ediyorsunuz ve bu anlamda güzel kararlar veriyorlar. Evet.
Peki bu 2024'e böyle bir heyecanla girdik. Herkes bir önceki yılı geride bırakmanın sevinci, yeni bir yılı karşılamanın mutluluğuyla 2024'e adımını attı. Sektörün de çok beklentisi var. Aslında 2023 biraz zorlu geçti bizim sektör açısından. Özellikle Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremden sonra biz gerçekten elimiz ayağımız birbirine dolaştı. Bütün gündemimiz deprem oldu. 2024 sizin için nasıl geçecek veya bizim sektör için neler söyleyeyim? Şimdi tabii 2023'te o ciddi bir acıyı yaşadık memleketimizde, o 6 Şubat depremiyle ilgili. Biz o süreçte tabii sektörün sorumluluğuyla birlikte aslında ülke ve sektör olarak ciddi bir imtihan verildi ve aslında bu anlamda da bir başarı olmuş oldu. Bir toparlanma oldu bu anlamda. Şimdi tabii bizim için yoğun geçti, hızlı geçti o dönem. İhracatımız bir anlamda kısıtlandı mecburen iç tarafa yöneldiğimiz için. Sonra devam ettik, ikinci 6 aydan sonra ihracat yeniden açıldı. Biz aslında 2024'de grup olarak da biz biraz hızlı başladık. Tabii ihracat olarak da ciddi projeler gelmeye başladı. İlk projelerimizi işte Almanya'ya göndermeye başladık. Macaristan'da bazı projeler var. Şu anda İtalya ile bir takım şeyler görüşüyoruz, projeler görüşüyoruz. Sonlarına geldik. Yurt içinde de bir takım projeler var. Bizim sektör açısından, ön üretimli yapı sektörü açısından şu anda bir hızlı bir başlangıç oldu ve bizim önümüzdeki süreçte de bunu daha artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye bu sektörde Çin'den sonra dünyada hemen aranılan bir sektör. Hemen yani projeler Çin'e gidiyorken Türkiye'ye de geliyor. Tabii Türkiye'nin avantajı daha dikkatli yapıyor, daha düzgün üretiyor. Bu da biliniyor. Yani hem gerek biz bu noktada Avrupa'ya iş yapabilmekten hiç geri durmuyoruz. Bu anlamda know-how noktasında bir sıkıntımız yok. Afrika'da yoğun projeler oluyor, diğer sektörün diğer oyuncuları açısından da görüyoruz. Orta Doğu'da şimdi çok yoğun projeler var. Suudi Arabistan merkezli yine devam eden bir süreç var. Biz bu anlamda çok umutluyuz. Özellikle ihracat açısından beklentilerimiz de yüksek. Gelen ilk ayında şu anda bizi keyiflendiren sonuçlar almaya başladı. İnşallah sizin için de, sektör için de güzelliklerle geçer diyelim. Çok emek sarf ediyoruz, karşılığında alıyoruz. Orhan Bey, çok teşekkür ederiz tekrar burada olduğunuz için. Bu bilgiler için de ayrıca ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Yapısal Parite'de bu hafta da sona geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.